Bunlara hibrit diye geçiyor değil mi hocam? Hibrit. Yarı ağaç, yarı epoksi. Türkiye'de akrilik reçine bulunmadığı için evet, epoksi reçine kullanıyoruz genelde. Merhabalar, Halis Ömez ben. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size başpahalı yapımı ile ilgili bilgilerimi paylaşacağım. Bu işin uzmanı değilim ama bu videoyu da hazırladık ve birkaç ekleme yapmak istedim bununla ilgili. İlk öncelikle başpahalıdan bahsettikten sonra Ali Ardın hocamdan bahsedeceğiz. Neyimizin kaba olarak kısımlarından bahsedelim. Bu şekilde bir kargımız var. Çatlamasını önlemek için parazvaneler var. Şurada metal kısımları ve başpahalı var. Neyin en önemli kısımlarından bir tanesi. Bu saydıklarımızın hepsi çok önemli. Kargının kalitesi, parazvanenin sıklığı ve başpahalı. Başpahalıda de önemli olan eskilerden biri, üstadlarımızdan biri, hocalarımızın kullandığı en önemli malzemelerden bir tanesi manda boynuzdur. Bu sesin daha kaliteli, daha iyi çıkmasına faydası olur manda boynuzu. Tabii hiç bilmeyen ya da benim gibi az bilen birisi için çok farklı olmayabilir ama hocalarımızın kullandığı malzeme boynuzdur. Boynuz tercih ediyor daha çok. Burada da siyah palmiye ağacına hibrit, yani hem epoksi hem de palmiye ağacı olduğu zaman, çift olduğu zaman, çift malzeme kullanıldığı zaman hibrit oluyor. Hibrit adına oluyor. Bu çakılarda da bu şekilde, diğer malzemelerde de biz bunu şu an başpahalıda uyguluyoruz. Palmiye ağacımız, epoksimiz ve iç kısmı manda boynuzu. Aslında sesin ilk oluşan, iç ses kutusuna iletirken oluşan yer manda boynuzu olacak. Bunlar tabii şu an bu görsellik olarak bu şekilde kullanılıyor. Onun dışında yekpare olarak da sesleri de çok kesmek istemiyorum da onun için ara ara giriyor. Ve şu an tornanın sesi azaltılmış durumda. Yekpare manda boynuzu olduğu gibi komple bu şekilde görsellik olarak yarısı ağaç veya yarısı hibrit, içinde de manda boynuzu olabiliyor. Bunlar tabi tercihle alakalı bir şey. Biz Ali Ardın hocamı Facebook'tan tanıyorduk. Sonradan Instagram'da açtı ama daha çok görselleri Facebook'tan paylaşıyor ve Kemal'le biz bir tanışmak istedik. Ali Ardın hocam da bizi kırmadı. Bir daha şey yapacağız ona. Tamam hocam. Çeçeğiyle. Bu şekilde. Bir neye deneyelim. Tamam. Alt ayağını. Şu an yapılan kısım neyin içine giren kısmı. Yani şöyle göstereyim. Başpahalının iç kısmı. Bu neyin içine giren kısmı yapıyoruz şu an. İşlenen kısım. Şu an ters çevrildi. Ve kaba olarak bizim burası doğal olduğu için hiç sıkıntı yok. Malzeme de doğal. Nasıl olsa doğada tabii çözülüyor, aynen, gidiyor. Tabii. Birkaç defa başpahalı fırladı. Şeyden, aynada. Aynen. Şu karşı döner puntayı yapmak zorunda kaldım. Şu an başpahalının dudağa değen kısmı işleniyor tornada. Bu iç kısmı bitti. İç kısımdan bize bir referans alındıktan sonra çap olarak bu preslenmiş kaba olarak, daha doğrusu siyah palmiye ağacıyla epoksinin donmuş hali şu an form veriliyor. Bunun işi bu kadar. Biraz uzun gibi sana. Onu keseceğiz. Burada dışta olarak, görselliğin dışında dudağı yapısı, yüksekliği, basık olması çok önemli. Açısı. Bu üfleyen kişi için çok önemli.
rahat etmesi gerekir ve sesin rahat çıkması gerekir. Onun dışındaki bütün olay aslında manda boynuzunda. Bu kadar geçecek o. Şu an kabasını yapıyoruz. Sonra kaba zımpara olacak. Sonra daha orta zımpara, en hassas zımpara. En sonunda polisajla, yani cilayla parlatacak. Sen forma bir bak istersen dudağınla. Gerekirse müdahale edeyim. Tamam. Yüksekliğine. Yani ölçümüz bu ölçüde olduğu için hassas bir işçilik var ve geriye alımı yok yani. Aa, çok aldık, bir daha yapamayız. Onun için çok fazla tekrar var. Videoyu çok fazla bölmek istemedim. Yapılan işlemi aslında işçiliğin ne kadar önemli olduğunu göstermek için olabildiğince gereksiz yerleri kestim. Ama videoyu da çok kısaltmak istemedim. Şu an gitgide zımparalar değişiyor. Her seferinde zımparalar değişiyor gördüğünüz gibi. Şu an en incesine geçti. Sarı zımpara. Tam bunların numaraları var da tam bilmiyorum. Şu an dış form bitti. Bu kafa kısmı tornalanıyor. İş çap tonalandıktan sonra bu iş çapta bir böyle içe doğru bir kavis var. Burası çok önemli. O neydeki hışırtı burada oluşuyor. Çok fazla verirseniz de ses bozuluyor. Şu an o işteki kavis veriliyor. Tornanın sesinin gelmesini istedim ve tornanın çok fazla sesi gürültüye dönüşmemesi için sesini kıstım biraz. Gitgide sona doğru yaklaşıyoruz artık. En son burada da iç dışta yapılan kısmın aynısı içte de yapılıyor. Ben siyah palmiye hibrit olarak istedim. Kemal de direkt yılan ağacı istedi. Onun ilk baş pahali patladı. Yani çatladı. İkincisinde oldu. Üfleyebilecek mi? Onun videosunu sonradan paylaşırım. Güzel hocam. Güzel hocam. Şimdi... Aslında biz Ali Ardan hocayla röportaj tarzında olsun istedik ama hocamız istemedi çok fazla. Siz yapacağım işlemi çekin. Sonra videoyu editlersiniz dedi. Biz de o şekilde yaptık. Arada sesi geliyor. Güzel de oluyor yani. Farklı formlarda işledi. Farklı işte kabartmalı olarak yaptığı baş paralar var. Ali Ardan hocamız Kuşadası'nda ikametgah ediyor. Selçuk'ta. Şu an artık iç tarafı parlatılıyor gördüğünüz gibi. Neyin güzelliği, pardon, baş parenin güzelliği ortaya çıkmaya başladı bile. Şu an sona doğru yaklaşıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.